Herkese merhabalar. Bugün İstanbul'un göz bebeği adalardayız. Gerçekten bu kadar betondan artık bıktık. Adaylarımızı tanıtıyoruz. Bugün de dedi ki sıra İstanbul adalarda bulunan adayımız DEM Parti adayımızı konuk alacağız. Yanında zaten böyle doğayla iç içeyiz. Başkanım biz sizi tanıyalım ki ya sen kimsin? Sen adalara ne yapacaksın? Aynen. Sözü sana bırakıyorum. Merhabalar. Benim adım Mehmet Galip Ataş. 1974 doğumluyum. 4 çocuk babasıyım. 3 kız bir oğlum var. 1988'de beri adalarda yaşıyorum. Benim siyasi kimliğim 2014'te Adalar İlçe Binası kurarak kurucusuyum. Aynı zamanda 2 dönemde ilçe eş başkanlığı yaptım. Bir dönem il yöneticiliği yaptım. 2024'te de Adalar Belediye eş başkanı olarak aday olduk. İnşallah adaları kazanacağız. Adaları yönetmeye talibiz. Başkan, yani adalara baktığımız zaman o kadar büyük değil. Ama bir sürü siyasi parti burada aday göstermiş, dikkatimi çeken birisi ise yani halkla şimdi yaklaşık 2 saatte sizlerle program yapıyoruz, yürüyoruz. Büyük bir ilgi var. Gerçekten size büyük bir ilginin olduğunu görüyorum. Ama Türkiye İşçi Partisi de burada aday çıkarmış. Evet, Türkiye İşçi Partisi biliyorsun. Evet, ismi İşçi Partisi aslında ama Türkiye'de ne kadar böyle ön yüz varsa hep onları alıp kullanıyorlar. Popülist isimleri kullanıyorlar. Tıpkı işte örneği Hatay işte. Gördük yani. Gökhan Zanay'dan gördük. Burada da adalarda bir tane emekçi, işçi meclis üyesinde listelerinde yok maalesef. Hep dışarıda getirmeler. Yani bir popülistleri alıp kullanıyorlar. O yüzden ben diyorum ki ey adalılar, siz 40 senedir bizi tanıyorsunuz. Biz adalarda yaşıyoruz. O yüzden İşçi Parti'nin de şu anda yapılan meclisi ve belediye başkan adayını da tanıyorsun. Bizleri de tanıyorsun. Biz emekten geleniz. Emekten yanayız. Biz 40 yıldır adalarda kendimiz için ne yaptıysak bütün adalılar için de onu yapacağız. Diyor ya, yaptığım yapacağım teminatıdır. Vallahi biz görüyoruz 15 senedir CHP adaları yönetiyor. 15 senede beri bir tane adalıya sorun. De ki, başkan çöp. İşte yani bak örneğin burada işte. Biz doğal röportaj yapalım derken. Çöplerde geçinmiyor. Zaten adaların temel sorunu çöp. Şu anda hangi adalıya sorarsanız sorun. De ki ya siz hani yeni bir belediyeden ne istiyorsunuz? Size direktmen diyecekler ki ya çöpleri temizlik yapsalar çok iyi olur diyecekler. Ve biz adalarda yalnız çöpten ibaret olmadığınızı düşünüyoruz. Biz sosyal, kültürel faaliyetleri yapmaya geliyoruz. Biz kreş yapmaya geliyoruz. Biz kıyıları aşmaya geliyoruz. Biz sağlık sorunları çözmeye geliyoruz. Biz ulaşıma el atmaya geliyoruz. Biz adada çalışan bir sürü gençlerimize bunu istihdam etmeye geliyoruz. Biz kadınlara yer açmaya geliyoruz. Aynı zamanda biz kadınlardan hem belediye meclislerinden hem de belediye bünyesinde iş aş sahibi yapmaya geliyoruz. O yüzden diyoruz ki adalarda DEM Parti'nin zamanı. Ancak DEM Parti ile adalar yönetilir. Tam da DEM Parti'ye uygun bir ada mozaiği var. Biz de o mozaiklerden biriyiz. Bizim için benim eş başkanım Ermeni. Benim meclisimde Alevi arkadaşımız var, Türkler var, Laz var, Kürt var. O yüzden tam bir ada mozaiğine uygun bir platformda aslında buluşalım diyoruz. Bütün adalılara bizi desteklemesini bekliyoruz. Yani başkanım şimdi tek tek saydınız adada bulunan hem ırkları hem farklı kimlikleri hepsini söylediniz. Tip konusuna değineceğim çünkü çok sinirliyim. Yani burada gördüğüm manzara DEM'e büyük bir ilgi var. DEM'in büyük bir potansiyeli var. Ama tip de karşınıza aday çıkarıyor ve biraz önce de söylediniz tipin adayı adalılar değil. Tipi tip yapan aslında HDP şimdiki DEM Parti'dir. Yoksa tipin ismi yoktu bile. Evet. Ben hep söylüyorum. Biz birilerine sürekli merdiven olup da onları basamak niyetine bizi kullanarak bu geldikten sonra da bizi unutuyorlar. O yüzden ben diyorum ki tipi de çok kaleye almıyorum. Çünkü tipin alacağı oy potansiyeli belli. Tipe girecek oy belli. O yüzden bütün halk da zaten başkanım, bunun farkında. Başkanım kazanacağımız varken yani kazanmak varken yani bir 10-15 oy gibi bir oyla kaybedersek ve bu tip buna sebep olursa bizim için büyük bir yıkım olur. Kesinlikle öyle ama biz
tipe o kadar yani bizi bağlayacağı düşünmüyorum. Çünkü biz kazanacağız. Tipe rağmen biz kazanacağız. Bu kadar iddialıyız diyorsunuz. Evet, ona rağmen biz kazanacağız diyoruz. İnşallah başkanım, tek istediğimiz de budur zaten. Hani dedim ya, iki saattir adalardayım. Büyük bir ilginin olduğunu görebiliyorum. Peki hani... Biz adalarda ciddi köklü bir partiyiz aslında. 2014'te kurulduk. Evet, doğru. Ama bizim aşağı yukarı Kürdistan'da gelen seçmenlerimiz bir hayli fazla baktığın zaman. Aslında bizim şu anda şu anda 19 tane parti var adalarda. 19 tane başkan yarışıyor. 2 tanesi bağımsız. 17 tanesi de parti olarak girdiler. Ama taban olarak baktığın zaman en geniş tabana sahip DEM Parti'dir aslında. Çünkü CHP'de şu anda, evet, CHP'nin ciddi bir oy potansiyeli daha önce alınıyordu ama eski doğru yol ve ana vatanındaki oyları gittiler, CHP'nin çatısının altında buluştular. Oysa CHP'nin kendi tabanı yok yani adalarda. Evet. Peki başkanım, hani siz büyük bir iddianız var, kazanacağız diyorsunuz. Kazandığınız zaman adaları nasıl yöneteceksiniz? Biz adalıları şu şekilde yöneteceğiz. Adalılarla beraber yöneteceğiz. Biz her zaman diyor, biz zaten halkçı belediye, çok dilli, çok kimlikli bir belediyecilik planımız var. Biliyorsun çok dilli belediyeci 1914'te Sür Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş yapmıştık. Evet. Biz tam da aslında o profil tam da adalara uygun bir profil. Çok dilli, çok kimlikli bir belediyeciliğe sahip olacağız adalarda ve bunu da DEM'le biz ancak yapabiliriz. Bütün azınlıkları kendi çatısının altında birleştirecek olan DEM Parti ile adaları biz yöneteceğiz ve adalılarla beraber biz yöneteceğiz. Ortak akıl, her zaman diyoruz biz belediyecilikte şeffaf olacağız. Hesap verebilirlik olacak. 6 ayda bir her adalı gelip bizim hesaplarımızı kontrol etme hakkına sahiptir. Şeffaf belediyeciliği biz getireceğiz adalara. Bugüne kadar gerçekten böyle bir belediyecilik İstanbul'un 39 ilçesinde olmadığı gibi adalarda da ilk olacağını ve bundan sonra da İstanbul'da yayılacağını düşünüyoruz. O bağlamda da DEM Parti ile bunu çözebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ulaşım sorunu da var. Yani ben şimdi Kadıköy'den buraya geldim. Ben şu anda sizinle röportaj yaparken aklım vapurda. Acaba yetişebilecek miyim, yetişemeyecek miyim? Çünkü saat başı var yanılmıyorsam. Evet. Ulaşım konusunda ne yapabilirsiniz? Heybeli, Büyükada aslında çok ulaşım sorunu olmuyor. Çünkü Kartal, Maltepe, Bostancı birçok artık seferler var ama Kınalı, Burgaz'a gitmek için bir hayli sıkıntı çekiyoruz aslında vatandaşlar. O yüzden biz diyoruz ki Adalar Belediye bünyesinde, biz büyükşehir değil, Adalar Belediye bünyesinin içinde mutlaka ring seferleri yapacağız. İki tane teknemiz olacak Adalar Belediyesi. Bunu ring seferleri sürekli adalar arasında ring yapılacak ve parayı da adalı kartla geri dönüşüm olarak, yani ücretsiz bir şekilde adalılar bundan faydalanacak. Yani gerçekten güzel projeler, evet. Güzel vaatler diyelim. Artık adalı halkı da, burada yaşayan halklar da kararını ona göre vermesi lazım. Yani bir tecrübeniz de var. Yani en önemlisi şey buralı olmanız. Yani 40 yıl süredir buradasınız. Hemen şimdi sizinle röportaj yaparken esnaflar size selam veriyor. Büyük bir sevgi var. Yani bana göre de bu şehri yönetecek, bu ilçeyi yönetecek buralı olması lazım. Kesinlikle. Şimdi evet, biz ne kadar adada yaşıyorsak da adanın ciddi aslında yoksul kesimde yaşayan kesimler var. Adada 450'ye yakın bizim çocuklarımız var şu anda. Okuyan ilkokul ve ortaokul çocuklarımız var. Bunu öğlen yemeği biliyorsun. Eskiden evin, okulun yanında evin olsa bile çocuğun eve gidip yemek yiyip gelemiyor. O bağlamda burada adalılar da işte büfelerde, lokantalarda çocuklarına öğle yemeği yolluyorlar. Ama bunu yollayan var, yollamayan var. O yüzden biz diyoruz ki öbür çocuklar endişe olmaması için biz Adalar Belediyesi olarak hiçbir anne, bir baba akşam düşünmeyecek. Ben yarın çocuğumun çantasına ne koyacağım diye düşünmeyecek. Bir öğlen yemeği belediye olarak biz ücretsiz bir şekilde karşılayacağız. Evet, bir de şunu da söylediniz biraz önce. Dediniz ki yoldan geçerken, vatandaşlarla konuşurken ben belediye başkanı olursam maaş almayacağım. Evet. Ve bunu burs olarak durumu olan öğrencilere maaş mı vereceğim? Öğrencilere, evet. Evet. Evet, ben bir daha açıklayayım. Ben belediye başkanı olduğum gün itibariyle belediye kasasında
bir kuruş maaşımı almayacağım. Bu olan maaşımı da çocuklara burs olarak vereceğim. Yani yoksul çocuklara burs olarak geri dağıtacağım. Evet, bu son derece önemli. Hani güzel bir şey, olması gereken bu zaten. Belediye ne için var? Halk için halk var. Halk için. Belediye yani halkın da her zaman söylüyor. Bu milletvekili değil, bu ne bileyim. Hani belediye dediğin zaman hizmet, halka hizmet akla gelir. Siz de diyorsunuz ki açık net bir şekilde zaten hizmet için buradayım. 40 yıla süredir zaten adada yaşıyorum. Bu önemli bir görüş diyebilirim. Yani bakalım adalı halkı da ne diyecek. Zaten adalı. Belediye dediğin zaman halkın yeridir, halkın kapısıdır. Belediye demek halkın evi demektir. O yüzden biz diyoruz ki belediye 7/24 isteyen kişi belediye ulaşabilecek. Belediyecilik budur zaten. Bizim belediyeci anlayışımız şeffaf belediyecilik. Halkın belediyesini. Biz niye diyoruz ortak akılla, halkla beraber yöneteceğiz? Çünkü halkla birlikte olmazsak biz bu belediyeyi biz de yönetemeyiz. Bu adalar birbirlerine kopuk olduğu için adalar. Biz hangi adada ne iş yapacaksak o ada halkı bizden daha iyi biliyor. Biz o sorunu önce o halkla çözmemiz lazım. Ondan sonra belediye meclisine gelip belediye meclisten sonra o yapılacak işin akışını çıkartıp oradan işleyişe başlayacağız. Ama önce adalılara sormadan, ada halkına sormadan hiçbir iş yapmayacağız. Çünkü ne iş yaparsak yapalım, ortak akılla, ortak belediyecilik, ortak mahalle meclisleri ve belediye meclisinde beraber ortak bir şekilde çalışarak çözüm yeri, evet, belediye meclisi olacak ama önce mahalle meclislerinden çözümü bulup ondan sonra belediye meclislerine geçecek. Evet başkanım, şimdi dikkat ettiğim bir konu daha var. Siz tek çalışmıyorsunuz, ailenizle beraber çalışıyorsunuz. Dediniz ki 3 kızım, bir de bir oğlum var dediniz. Evet. Röportaja başlandığınız dakika itibariyle beraber kızlarınız da size eşlik ediyor. Evet. Kadınların gücünü de arkanızda almışsınız. Aynen. Öyle bir güç de var. Onların da büyük emekleri zaten, var bu arada. Zaten bizde en büyük kızlar gelin bir buraya gelin ya budur. Bizde bir kadın bir erkek temsiliyet gelsin, var yani. O yüzden zaten kadınlar olmadan biz bir iş yapamayız. Önce kadınlarla ortak. Evet, kızlarımız evet, da geldi. Kızlarımız da geldi. Evet arkadaşlar, dedik ya, yani 2 saattir adadayım, geziyoruz. Kızlar da ona eşlik ediyorlar, çalışmalara katılıyorlar. Bana göre en güzel manzara bu, en güzel görüntü bu, en güzel evet. Çalışma bu. Evet. Kızların da dahil olması. Biz her zaman diyoruz eşit temsiliyet. Eşit temsiliyet olmadan biz hiçbir şey yapamayız. Bir kadın, bir erkek. Belediyecilik budur zaten. Ve örnekleri de biz adalarda inşa edeceğiz. İstanbul adalardan başlayacak. Adalardan sonra bütün İstanbul'a yayılacak diyoruz. Evet. Eş başkanımız da çağırır mı? Eş başkanımız da burada. Eş başkanımız. Sen nereye gidiyorsun? Buyur gel. Yok rahat ol. Çanta mantanı çıkarma. Biz halkın partisiyiz. Halkın partisi ise böyle doğal olacak. Tamam. Başkanım nasıl gidiyor? Çalışmalar nasıl gidiyor? Büyük bir heyecan var. Adada heyecan, bu heyecanı görüyoruz. Görüyoruz. Özellikle son haftalarda çok asıldık. Basın yayın olsun. Diğer saha çalışmalarımız olsun. Çok yoğun bir şekilde ilerliyor. Hani birazcık geç dahil olduk gibi oldu. İnsanlar 2 ay önceden işte pankartları asılmıştı, afişleri. Biz biraz geç dahil olduk ama çok hızlı bir şekilde de girdik seçim sürecine. Evet. İşte adalar belediye alacak güç burada arkadaşlar. Gerçekten adalar belediye alacak güç burada. Kadınlarla, yoldaşlarımızla hep beraber çalıştıklarına şahitlik ediyoruz. Bence günün en güzel görüntüsü bu diyelim. Başkan, son söylemek istediğiniz bir şey varsa mikrofonu da böyle uzatayım. Evet. Son söylemek istediğim şey şudur. Biz adada çocukluğumuz geçti. Gençliğimiz, şimdi orta yaşlara geldik. O çocukluğumuzda hasret olduğumuz adayı çok özlüyoruz. Eski adaya kavuşur mu bilmiyoruz ama biz elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Eski güzel günlerine dönmesi için elimizden ne varsa yapacağız. Bunun sözünü veriyoruz ada halkına. Çünkü biz gerçekten halkı temsil ediyoruz. Çünkü biz de adalıyız, biz de halkız. Evet, biraz önce zaten Mehmet Başkan'la da konuşurken genellikle hani ben şuna vurguladım. İşte 40 yıldır Mehmet Başkan burada, eş başkanımız da burada adalı. Evet. Heybeli adalıyız, gibi, heybeli evet, adalılık diye bir şey var. Diğerleri gibi atamayla değil yani. Yok. Sırf parti seçime girsin diye işte aday gösterme değil. Aynen. Buralılar buranın sorunu, buranın vatandaşı, buranın yurttaşı çözer. Sorunları da biliyorsun zaten biraz önce Mehmet Başkan vatandaşlarla konuşurken, sohbet ederken
çöp konusuna değindi, temizlik konusuna çok çok değindiler. Kesinlikle. Siz de bu sorunu zaten çözeceğinizi söylüyorsunuz. Eş başkanınız öyle söyledi. Kesinlikle. Yani bir de eş başkan maaş almayacağım dedi. Evet. Siz öyle maaşı dedi. Siz maaş alacak mısınız bu arada? Artık eş başkanım ne dediyse odur yani. Artık evet. Onu ben değiştiremem. Yani belediye bütçesi bir şekilde onu kalkındırmamız gerekiyor. Hani halk belediyeciliği derken biz aslında belediye bütçesini nasıl iyi bir seviyeye getiririz? Şu an eksilerde olduğu söyleniyor ama bütçe olmadan da hiçbir şey yapılmıyor. Sonuçta bu bütçeye bir katkı yapmak lazım. Gerek bu atık yönetimiyle, atık tesisi kurma gibi bir planımız var. Fizibilite raporumuz var. Bununla ilgili biz açıkçası çalışma yürüteceğiz. Bir şekilde o belediye bütçesini oluşturmamız lazım bizim. Gerekirse bu alandaki vergilerden %15-20 kadar bir katkı almak istiyoruz açıkçası. Ya da bu kullanım bedeli olabilir günübirlikçilerle ilgili. Bu şekilde biz belediye bütçemizi yükseltmek istiyoruz. Evet, gayet verimli bir röportaj oldu Mehmet Başkan. Evet. Son söylemek istediğiniz sizin de. Son şunu söyleyebilirim. Bizim adalar nüfusu 16.500 nüfusa sahibiz. 13.586 seçmenimiz var. %75'e yakın bir %75 ile %78 seçmen oy kullanmaya geliyor. Bu da 11.000 gibi bir seçmene takabül ediyor. Ama 16.500 nüfusu sahip olduğumuz adalarda cumartesi, pazar bazen bunu 150, 160 bin, 200 bini bile geçiyor adalarda. O yüzden biz diyoruz ki ya adalar bütçesi temizlik konusunda evet zorlanıyor. Ama biz bunun fizibilitesini yapacağız. Bu gelen misafirlerimizi daha rahat edebilmemiz için ön çalışmalarımızı bir yaptık ama daha bir projelendirip tam olarak çıkaracağız. Biz ulaşımla ilgili biz kendi ulaşımımızı kendimiz yaratacağız. Yani ulaşım sorunu biz çözeceğiz. Çünkü oradaki gelen misafirlerimizle orada almış olduğumuz katkılarda en azından onları rahat misafirlerimiz rahat edebilelim. O yüzden ulaşım çok ciddi sorun. Ulaşımımızı kendimiz yapacağız. Evet arkadaşlar. Son sözümüz de şu. Son sözümüz evet alalım kapanışı şu, yapalım. Diyoruz ki ey adalılar. DEM Parti'ye oy verin. DEM Parti ile biz bu adanın sorunu çözebiliriz. Ancak bu sorunun çözümü DEM Parti çözer. Bütün adalıların seçmenlerde oy talep ediyoruz, desteklerini bekliyoruz. DEM Parti ile daha güzel ada, daha yeşil bir ada, daha sağlıklı bir ada, hep beraber yaşanabilir bir ada yaratmaya biz var gücümüzle çalışacağız. Evet arkadaşlar, adaylarımız, iki eş başkan adaylarımız ve meleklerimiz de burada. Gönüllü çalışanlarımız da burada. Güzel, gayet güzel bir röportaj olduğuna inanıyorum. Pazar günü tercih adaları 3 dönemdir farklı partiler yönetiyor. Hizmetlerini görüyorsunuz. Artık kararı siz vereceksiniz. Kararınız bana göre, ben eğer adalarda yaşamış olsaydım benim tercihim, benim kararım DEM Parti olurdu. Eş başkan adaylarına sahip çıkalım. Belediye alalım diyoruz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.